Excel'de püf noktaları serisine devam ediyoruz. Bu videoda Excel'de dinamik bir yapılacaklar listesi nasıl oluşturabiliriz size onu göstereceğim. Ben örnek olarak tatile çıkmadan önce yapılacaklar listesi hazırladım. Sağ tarafta yapılacak işler yer almakta. Hemen sol yanında ise hazır mı başlıklı bir sütun var. Buradaki sütunda her iş tamamlandığında E harfine basmamız bizim alt taraftaki işlemleri görmemize yeterli olacaktır. Burada her E harfine bastığımda Excel bize tamamlanan işleri, eksik kalan işleri ve bu işlerin yüzde kaçı tamamlanmış bize göstermiş olacak. Peki bunu nasıl yaptım? Şimdi size onu göstereyim. Öncelikli olarak tamamlanan olarak belirlediğim hücreye geliyorum. Formüllerden işlev ekle diyerek eğer say formülünü buradan açıyorum. Aralık kısmımız şuradaki alanımızı seçiyorum. Ölçüt olarak da buraya E harfi yazmamız yeterli olacaktır. E harfi yazarak tamama tıklıyorum. Tamamlanan işlerdeki formülüm tamam. Eksik kalanlara geliyorum. Yine aynı formülü burada seçiyorum. Yine aralık olarak buradaki aralığı seçiyorum. Ölçüt olarak da bu sefer H harfini seçip tamama tıklıyorum. Yüzdesel ifadeye geliyorum. Buradaki yüzdesel ifade şu olacak. Eşittir diyorum. Tamamlanan işlerin değeri bölü şuradaki hücrelerin dolu halini saymam lazım. Birleştirilmiş hücreler olduğu için şu formülü kullanacağım. Bağıl değer dolu say. Bunu seçiyorum ve şuradaki hücrelerimi tekrar seçip parantezi kapatarak Enter'a basıyorum. Yüzdesel olarak formülümü de girmiş oldum. Şimdi burada ben hangi işlerimi tamamlarsam E harfine basıp Enter'a bastığımda bakın yüzdesel olarak buraya işlemim geldi. Burayı da isterseniz yüzdesel olarak biçimlendirelim. Sağ tuş hücreleri biçimlendir diyorum. Açılan pencereden yüzde oranını seçiyorum ve tamama tıkladığımda burayı bana yüzdesel olarak artık göstermiş oldu. Buradan ben artık yaptığım işleri bu şekilde işaretleyerek tamamlanan ve eksik kalanları görmüş olabiliyorum. Burada isterseniz buradaki hücreleri de koşullu biçimlendirme ile biçimlendirebilirsiniz. Koşullu biçimlendirmeye tıkladığınızda açılan pencereden hücre değeri eşittir E harfi ise renklendirmeden yeşili seçebilirsiniz. Ve tamam diyorum. Yine aynı şekilde yeni kural ekleyerek bu sefer hayır için hücre biçimlendirmenizi dolgu renginden açık bir kırmızı seçerek tamamlayabilirsiniz. İşlemimiz bu kadar. Bir sonraki püf noktasından haberdar olmak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayınız.